Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu salatil cenaze. Cenaze ile ilgili, ölülerle ilgili, ölen Müslümanlarla ilgili kılınacak namaz konusu. Cenaiz, cinaze veya cenaze kelimesinin cemisi. Cenazetün cenaiz ya da cinazetün cenaiz. Cenaze ile cinaze arasında bazılarına göre fark var. Cenaze kelimesi fethayla olursa cimin fethasıyla ölen adamın ismi cenaze, ölen insan. Cinaze olursa onun taşındığı şey, yani cenazenin taşındığı da değil, üzerinde yıkanan, yıkandığı teneşir takısı derler ona. Tezgah. Tamam mı? Ama bazıları da demişler ki cenaze, cinaze ikisi de ölen insana verilen ad. Yüveccehül muhtadaru ilel kıbleti. Muhtadar. Muhtadır değil. Muhtadar artık ölümü yakın olan, öleceği anlaşılan insanlar döndürülür. İlel kıbleti kıbleye. Hasta şiddetlendiği zaman ne yapılır? Kıbleye döndürülür. Muhtadar. Yani ölüm belirtileri ortaya çıktığı zaman. Peki ölüm belirtileri nedir? Ayaklarını salıvermesi. Tamam mı? Entüsterha fademahu. Ayaklarını böyle salıverir. Daha artık ayağını toplayamaz. Ayağında hareket kalmaz. Evet, ikincisi burnu. Orada yanlış yazılmış orası. Noksan yazılmış. Enfuhu olacak orası. Ve yine avice enfuhu demiş ya. Enfuhu olacak orası. Orayı düzeltin. Burnu eğilir. Ölüme yakın olan insanın. Bir de mesela şu şakakları içeri geçer. Şu şakaklar neresi? Şuralar. Buralar içeri geçer. Sadak orası mı hocam? Evet, nerede şakak? Burada bir kelime yani sadakı değil mi? Sudgah, şakak, şakak. Bir de mesela işte vücuttaki organlar kendilerini salıverir. Tamam mı? Bunlar ölüme yaklaştığının alameti. Evet. Peki. İler kıbleti kıbleye doğru döndürülür. Bugün bunu bilen az insanlar var. Yani ölümü yaklaştığı zaman ayakları kıbleye doğru, işte başıyla yer, yeri mümkünse, yani bunu çevirmek mümkünse, öyle yapılır. Ala şıkkıl eymeni, sağ yanı üzerine, sağ yanı üzerine yap, çevrilir. Vaktiral istilka'ı, sırt üzeri yatması tercih edildi. İhtira. Demek ki ya sağ yanı üzerine yatırsa kabirde yattığı gibi. Başı o tarafa, ayakları bu tarafa, yüzü kıbleye. Sırt üzeri yatarsa ayakları kıbleye ve başının altı da mümkünse biraz yükseltilir. O tabii hastanın durumuna göre o şekilde canını daha rahat vermesine sebep olur. Ve yulakkanuş şehadetü. Şehadet telkin edilir. Yani la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bu şehadet ne yapılıyor? Telkin ediliyor. Ama sen de denmez. Bu hatta kafir olanlara bile telkin edilir diyor aşağıda. Yani o adli bir notta bir gün Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Yahudi bir hizmetçi genç çocuk vardı. Hastalandı. Peygamberimiz onu ziyarete gitti. Ziyarete gittiğinde biraz oturdu yanında. Ona şöyle telkinde bulundu Peygamberimiz. Eslim. Müslüman ol. O genç çocuk da babasına bakmış. Yanında olan babasına bakıyor. Babası ona diyor ki Eti' Ebel Kasim'e sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Kasım'a itaat et. O ne diyorsa onu yap.
Peygamberimizin künyesi Ebul Kasım. Çocuk Müslüman oldu. Peygamberimiz yanından çıktıktan sonra şöyle dedi. Elhamdülillahillezî engazehu minen nâr. Bu genci ateşten kurtaran Allah'a hamdolsun. Biraz sonra da çocuk vefat etmiş. Ama burada yeis halindeki imam mı bu? Bu yeis hali de değil aslında. Niye? Hastalık hali bu. Çocuk kendisinin öleceğini bilmiyor. Çocuk derken yani delikanlı. Orada ne olmuş? Müslüman olmuş. O zaman diyor kafire de gerekirse telkin yapılır. Söylerse umulur ki inşallah kurtulur. Hani Peygamberimiz Ebu Talib'e söyledi mi? Gel bir kelime-i şehadet söyle de onunla sana delil getireyim dedi. Söylemedi. Ebu Talib söylemedi Peygamberimizi çok sevmesine rağmen. Evet. Peki. Ama sen de söyle diye denmez. Kelime-i tevhidi onun duyacağı şekilde La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyecek. Hadi sen de söyle demeyecek. Çünkü hadis-i şerifte men kâne âhiru kelâmihi la ilahe illallah tehale cennet. Kimin son sözü la ilahe illallah olursa cennete girer. Tabii hesaptan sonra bunların yani manası hemen hadis-i şerifte hesaba çekilmeden girer falan değil. Cennete girer. Bazen Cenab-ı Hakk'ın lütfuna mazhar olanlar da hesapsız da girebilir. Biz bilemeyiz onu. Ama bir müjde var yani. Son sözü la ilahe illallah olan kimsenin cennete gireceği konusunda. Feyza mate kişi öldüğü zaman şeddu bağlarlar lahyeyi çenesini iki çenesini. İki çene dediği altı üste bağlarlar böyle. Yukarıdan aşağıya lahye esas şu iki sakal tarafının birleştiği yer şu çene. Oraya çene deniyor. Tamam mı? Ve gammadu yumarlar aynayı gözlerini. Gözlerini kapatırlar. Gammadu kapatırlar aynayı gözlerini. Çünkü gözler açık kalırsa çirkin gözükür. O zaten yeni öldüğü zaman hemen kapatılırsa kapanır. Soğuduktan sonra daha kapanmaz. Açık kalır, tamam mı? Demek ki ölür ölmez gözlerini böyle kapaklarının üzerine indirecek. Ve yüstahabbü tacilü defnihi. Ve yüstahabbü güzel olur. Tacilü defnihi sakalın defnini acele etmek. Yani mümkün olduğu kadar definde acele etmek. Evet. Tabii o gözlerini kapatan insan da gözlerine elini sürdüğü zaman da şöyle der. Bismillahirrahmanirrahim. Ve alâ milleti Resulillah. Mesela cenazeyi alırken taşıma halinde yine böyledir. Kabre indirirken yine böyledir. Ne dermiş? Bismillahirrahmanirrahim. Ve alâ milleti Resulillah. Allahümme yessir aleyhi emrahu ve sehhil aleyhi ma ba'dahu. Allah'ım bunun işlerini kolaylaştır. Bundan sonrasını kolay kıl. Ve es'idhü bi liqaik. Huzuruma çıkarmakla onu mutlu kıl. Vec'al mâ harace ileyhi hayran mimmâ harace minhü. Gittiği yeri çıktığı yerden daha hayırlı kıl. Der. Tamam mı? Evet. Bazen cenaze bekleyecekse tabii şimdi morglar falan var. Eskiden morg falan yok. Bazen olmayan yerlerde var. Karnına da böyle demir parçasından bir şey kor ki şişmesin. Şişmemesi için. Demir şişmeyi önler. Tabii büyük demir değil. İşte bıçak gibi falan bir şey karnına konulur. Evet. Yoksa şişebilir. Ve izâ arâdû gaslehu cenazeyi yıkamayı istedikleri zaman, murad ettikleri zaman vada'a alâ serîrin mücemberin vada'a kur. O vada demiş ama niye vada demiş orayı ki? Vada desek nasıl olur? Meçhul. Vada daha güzel olur. Vada konulur. Ala seririn. Buna Türkçe'de teneşir deniyor. Şimdi bazı yerlerde sabit yıkama yerleri var.
yıkandığı yere, yıkanacağı yere. Mücemmerin buhurlanan, tütsülenen, vitren, sayı tek olarak. Mücemmer esas o yakıyorlar, etrafa böyle tütsü, buhur yapıyorlar ki koku falan olursa gelmesin diye. Anladınız mı acaba? Mücemmer, tecmir. Esas yakmak, közlemek manası da burada buhur yakıyorlar ve yıkanacağı yerin etrafını dolaştırıyorlar böyle. Ve tüsteru avratuhu. Ve tüsteru örtülür. Avratuhu, avret yeri de örtülür. Şimdi bu avret yeri örtülür diyor ya, kadınların kadınlar arasında avret yeri göbekten diz kapı altına kadar. Erkeklerin de erkekler arasında ölü de olsa avret yeri örtülmesi gereken yer göbekten diz kapı altına kadar. Ona dikkat etmek lazım. Gerçi şimdi kefenlerde iki kat da kefenin iki kat olması lazım. O çetre olarak örtülen. Tek kat olursa o bezler ıslandığı zaman zarifleşiyor, vücudu gösteriyor. Kalın bez ya da iki kat bez olması lazım. Islandığı zaman vücudu göstermemesi için. Avret yeri örtülür. Yani ölünün de avret yerine bakmak haramdır. İhtiyari olarak, tamam mı? Peki. Ve yücerradü, elbisesi soyulur. Ne yapılırmış? Elbisesi soyulur. Ve yuvatta'ı, abdest aldırılır. Bile matmadatın ve istinşakın. Mazmaza ve istinşak olmadan. Ağzına burnuna su verilmez. Normal abdest aldırılır. Ancak cünüp olursa, cünüp, cünüp olduğunu nereden bilecek? Ailesi onun o abdest alması gerektiğini söylerse, mümkün olduğu kadar ağız ve burna da su verir. Hanefi mezhebinde ağza burna su vermek farz. Anladınız mı? Tabi bu habere göre olur. Habere göre. Ve yukasselü bimâin ve yukasselü yıkanılır bimâin su ile. Mağliyin, ısıtılan. Gala yağli neydi? Kaynamak. Kaynamak, kaynatılan su. Ama çok kaynar olmayacak. Isıtılan diyelimiz burada. Bir sidrin. Sidir bir ağaç şey, bir temizleme şeyi. Sidir ağacından yapılmış. Hünnep ağacı diyorlar. Onun işte ondan yapılmış bir sabun gibi bir şey. Ev hurdun ya da çüven dedikleri şey. Yani suyun içerisine atılır. O şekilde su kaynatılır. İn vücide, eğer bulunursa bunlar. Eskiden demek ki öyle yapıyorlarmış. Şimdi nasıl yapılıyor? Şimdi zaten su ısıtılıyor. Sıcak su zaten. Şofbenler falan var ya. Evet. Yıkama yerlerinde. Sabun diyor yani. Evet. Eskiden sabun nerede? Ve illa eğer böyle bir çüven benzeri böyle şeyler bulunmazsa suyun içine atılacak. Fel kurahu. Halis su. Sade suyla yıkar. Fel kurah. Kurah mayı halis demek. Sade su. Katıksız su. Ve gussile ra'suhu. Başı yıkanılır. Ve lihyetuhu. Sakalı yıkanılır. Bil hıtmiyye. Hıtmi çiçeği. Bu bir çiçek. Güzel kokulu bir çiçekmiş. Tamam mı? Onu aslında bu attarlar satıyorlar. Ve adca'a ve udca'a yatırılır. Ala yesarihi sol tarafına. Fe yukasselü sağ tarafı yıkanılır. Hatta yasılel ma'usu ulaşıncaya kadar ila ma yelit tahte. Altına ulaşıncaya kadar. Minhü. Efendim o cenazeden ya da o tahttan. Taht dedi cenazenin yıkandığı yer. Mesela önce böyle abdest aldırılıyor. Üstü yıkanılıyor. Sonra sol tarafına çevrilir. Sağ tarafı yukarıdan aşağıya yıkanır. Su ta o yıkandığı tezgahın üzerine ininceye kadar. Yani ardış kuru kalmamak şartıyla. Taht dedi o. Sümme ala yeminihim. Sonra sağ yan üzerine yatırılır. Kederik böylece sol tarafı yıkanılır. Vela
Thümme yücellesü. Yücelesü. İşte olur. Otursulur. Müsteniden şöyle dayayarak, müsteniden. Mesela koluna dayay, şey yaparak. Şöyle kafı kaldırır cenazeyi. Yıkadı ya üç defa. Ondan sonra hafif cenazeyi kaldırır bile koluna dayanarak oturtulur. Ve yumsahu batnuhu, karnı böyle meshedilir. Bir rifkın. Yavaşça. Zarif bir şekilde. Tekrar şayet abdest bozacak bir şeyler çıkarsa o yıkanılır, abdest tazelenmez daha. Anladın mı? Öyle çok basarak değil. Mülayemetle ne yapılır? Karnı böyle sıvatlanır. Fe'in harace minhü şey'ün, eğer yani ikinci kez taharet yapılır, bir şey çıkarsa gaselehu, onu yıkar. Ve la yu'idu gaselehu, yeni baştan yıkanmasını tekrarlamaz. Sadece çıkanı yıkar. Ve la vudu'ahu, abdestini de tazelemez. Anladınız mı? Ve yuneşşifuhu, yıkadıktan sonra onu kurular. Bir sevbin, bir havlu ile falan. Elbise diyor da burada. Havlu. Minşefe deniyor da mendile. Havluya ne deniyor? Minşefe. Minşefe, havlu, mendil. Yuneşşifuhu manası neymiş? Onu kurular. Suyunu alır yani. Ve yec'alu kur el hanuta. Bu da güzel kokulu bir şey. Ala ra'sihi, başına. Ve lihyetihi, sakalına. Ve kafura, kafur denen bir kokuyu da kafur aslında böyle suda eritilen bir şey. Onu da kur ala mesacidihi, secde mahallerine. Ala mesacidihi, secde organlarına. Mesela insanın secde organları neresi? Alın ve burnu, el içleri, dizler, ayak uçları. Buralara o kafur denilen kafur. O güzel kokudan oralara sürer. Ve la yuserrahu, taranmaz. Şaruhu, saçı. Yani cenazenin saçı taranmaz. Saçın taranması dünyada yani. Çirkinliği gidermek için. Onun daha ziynete ihtiyacı yok. Ve lihyetu, sakalı da taranmaz. Ve la yukassu zufruhu, tırnakları kesilmez. Ve şaruhu, saçı kesilmez. Yani tırnaklar uzamışsa. Ve la yuhtenu, sünnet de edilmez. Diyelim ki o güne kadar sünnet edilmediyse, öldükten sonra sünnet edilmez. Sümme yekfünuhu mu demiş? Yükeffinuhu desek daha güzel. Sonra onu kefenler. Yükeffinuhu. Onu kefenler, tamam mı? Peki kefen, yıkamak, bunların hepsi neydi? Farz-ı kifaye. Ne demek farz-ı kifaye? Ölen adına farz-ı kifaye değil, yaşayanlar adına farz-ı kifaye. Her ölüye kefen sarılacak. Her ölü yıkanılacak Müslüman ölüler. Bunu yapacak insanların bulunması farz-ı kifaye. Cenazeyi yıkamak, kefenlemek, namazını kıldırmak, defin yapmak, bunlar farz-ı kifaye. Farz-ı kifaye deyince ölenlerden birkaç tanesini bunu yapmak, diğerlerini bırakmak değil. Ya bunu yapacak insanların bir kısmı onu yaparsa diğerlerinden görev düşer. Evet. Nereye geldi şimdi? Sünnet-i kefenli vacül. Peki. Ve sünnet-i kefenli racülü. Erkeğin kefeninin sünneti, sünnet kefen. Bir kefeni sünnet var, bir kefeni kifaye var. Kefeni sünnet, kefeni kifaye. Kefeni sünnet, erkek için üç parçadan oluşuyor. Kamisun, bir tanesi gömlek. Ve hüve bu, minel menkibi, omuzdan ilil kademi, ayağa kadar. Buna kıyamet gömleği deniyor. Tamam mı? Ortadan deliniyor, sadece başı geçiriliyor. Yanları zaten dikili değil. Bir bezin bir tarafı altında, bir tarafı üstünde, vücudun tamamını değil, işte omuzlarından nereye kadar, ayaklarına kadar örtecek bir gömlek.
ve izarun. İkincisi izar. İzar da onun üzerindeki parça. Yani gömleğin üzerindeki parça. Ve lifafetün lifafe en dıştaki parça. En dıştaki. Ve huma bu ikisinin de durumu minel karni iler kadem. Karn şu tepe esas. Karn esas buyunuz demek de tepeden ta ayağının ayağına kadar yani baştan ayağa kadar vücudu örtecek iki parçada sarılır. İzar ve lifafe. Ve istahsene bazı müteahhirin bazı müteahhirun ulema güzel gördüler. El imameti sarığı. Yani erkeklere bir de sarık sarmayı. Yani hayatta sarık sarıyor. Tamam mı? Güzel görmüşler bazı müteahhirun uleması. Ama bizde böyle yapılmıyor. Ve kifayetuhu kefenin kifayesi. Yani ihtiyaç eğer üç parçayı bulamıyorsa bunun yetecek kadarın kaç parça olacak? İzarun ve lifafet. O zaman kıyamet gömleği dediğimiz omuzdan ayağına kadar olan gömlek terk edilir. İki kat beze sarılır. Şu aşağıda bir yer var. Şu yukarıda demişti ya ve yustahabbu tacilü defnihi. Evet. Orada bir düzeltilmesi gereken yer var. Orayı unuttuk. Şimdi orada diyor ki hadis-i şerif var. Evet. İbni Ömer radıyallahu anhuma Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle dediğini duydum diyor. Oraya bakın aşağı hadise. İzâ mâte ahadukum sizden biriniz öldüğü zaman felâ tahsibûhü yazılmış. Felâ tahbisûhü demek. Tahbisû. Onu tutmayın. Yani mümkün mertebe erken yerine uğraştırın. Haps, haps. Felâ tahbisûhü. Ama bayita geriye yazmış. Evet. Baba yakın yazmış. Tahsibuhu, tahsebuhu gibi okunuyor, tamam mı? Orayı düzeltin. Fela tahbisuhu. Onu tutmayın. Yani mümkün mertebe acele defnedin. Ama mesela uzak yerlerde ölenler var. İşte Avrupa'da filan. Mecburen getiriliyor. Veya bazı hadiselerde ölenler işte otopsi falan yapılıyor, bekletiliyor. Cinayet meseleleri. Onlar müstesna. Ama mümkün olduğu kadar definde acele yapın. Ve esri'u bihi ila kabrihi. Bak, onu kabrine götürmede acele edin. Eğer hayırlı insansa, hayırlı insanı bir an önce yerine ulaştırmış olursunuz. Hadis-i şerif var. Şerli insansa, Peygamberimiz diyor, febûden li ehlin nâr. Ehlin nâra lanet olsun manası ya da ehli narı kendinizden uzaklaştırmış olursunuz. Hayırlı insansa en mutlu olacağı yere götürüyorsunuz. Çünkü vuslat. Ölüm vuslat. Ondan sonra şer insansa şerri bir an önce def ediyorsunuz. O manada hadis-i şerifte var. Peki. Ve sünnetü kefenil mer'eti. Kadının kefeninin sünnet olan şekli dir'un ve himarun ve izarun ve lifafetun. Dir'un gömlek. Dir gömlek. Ve himarun başörtüsü. Ve izarun izar. İzar neydi? Ta tepeden tırnağa kadar vücudunu örten bir örtü. Ve lifafetun bu da en dışa sarılan örtü. Ve hırkatun bir de bez. Öyle bez ki turbatu bağlanan ala tedyeyha kadının memelerine kadının göğüslerine bağlanan göğüs bağı. Buna göğüs bağı deniyor. Kadının göğüs bağı oluyor. Onları kadınlar bilirler. Yani bunun göğüs bağı da o zaman kaç parça etti? Beş parça. Evet. Ve kifayetuhu kadınlar için kefeni kifaye izarun, himarun ve lifafetun. Başörtüsü
İzar, baştan ayağa kadar vücudu örten örtü. Ve lifafetün, en dış. Yani o zaman göğüs bağı ile gömlek terk edilmiş oluyor. Hocam dir kelime, dir on kelimesiyle kamis arasında fark var mı? Yani gömlek olarak. Dir esas zırha da deniyor, dire. Hani farklı kullanıyor kelimeyi karmak için. Olabilir. Ve inde darura, zarurat halindeyse yekfil vahidü, bir kat beze yeter. İlla bez olmasa bile neyle artık kefen yapacaksa o. وَلَا يُكْتَصَرُ عَلَيْهِ بِلَا ضَرُورَةٍ. Zaruret olmaksızın tek kumaşa ya da beze ne yapılmaz? Tek bezle iktifa edilmez, tek katla. Zaruret olursa tek katla iktifa edilir. Zaruret olmazsa iktifa edilmez. وَيُسْتَحَبُّ الْاَبْيَدُ. Rengin beyaz olması ne yapılır? Müstahap olur. Başka renk de olabilir yani kefenler. Ama beyaz olması daha faziletlidir. Çünkü Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, elbiselerinizden beyaz elbise giyin. Çünkü en hayırlı elbiseleriniz beyaz elbiselerinizdir. Ölülerinizi de beyazla kefenleyin. Zaten adette öyle. Bizde mesela diğer renkten pek kefen bulunmaz. Hep beyaz renkli. Demek ki bu hadis-i şerife göre şey yapılmış. Başka rengi olsa olmaz mı? Olur. Evet. Mesela bu kefen de dünyada kullandığı şeylerden, kumaş olur, bez olur. Mesela ipek falan kullanamıyor ya erkek için. Onlardan kefen olmaz. Hayatta kullanabildiği, kullanması caiz olan şeylerden kefen olur. Kadın için olur o zaman. Kadın için olabilir. Ama ipek zor tutar. İpek çok kaygan bir şey. Yani kaygan bir şey. Evet. وَلَا يُكَفَّنُ. Kefenlenmez ölü. اِلَّا فِي مَا يَجُوزُ لَهُ لُبْسُهُ حَالَ حَيَاتِهِ. Bak burada da söylemiş. Hayatında giymesi caiz olan şeylerle kefenlenir. Hayatında giymesi. O zaman demek ki giydiği elbiseler başka şey değilse onlar bile kefen olabiliyor. Anladınız mı? Veya giydiği elbiselerin kumaşından, işte bezden vesaireden. Ve tücemmarul ekfanu, kefenler buhurlanır vitren. Sayı tek olarak. Yani kefenleri de böyle tütsü yapılır, buhur yapılır. Yani o böceklerin falan, kurtların gelmesine şey olurmuş, engel olurmuş, biliyor musunuz? Çünkü orada definden sonra her şey gelebiliyor. Evet. Peki. Kable en yudrace fiha. Cenaze oraya girdirilmeden önce. Yani kefene sarılmadan önce. Kefene girdirilmeden önce, kefen sarılmadan önce, önce kefen buhurlanır. Ve tübsadul lifafetü, en dışa lifafe serilir. Dış kat. Sümmel izar, ikinciye izar serilir. Aleyha onun üzerine. Sümme yukammasu, sonra gömlek giydirilir. Onun üzerine gömlek. Ve yuda'u alel izar. O da izarın üzerine konulur. Tamam mı? Sümme yuleffül izaru. Buraya geçmeden önce şimdi erkekler için kaç kattı? Üç kat. En içe gömlek konulur. Evet. En içe. Gömleği de koyduğu zaman mesela işte omuzlarından ayaklarına kadar olan kısmın altta kalacak kısmını serer. Üste kalacak kısmını, bu zaten üstü açık bu başını gireceği yer. Onu toplar, oraya koyar, toplar. Cenazeyi koydukları zaman onu üzerinden geçirir. Altı serili zaten. O şekilde kollarını dışarıda bırakacak şekilde içeride de kalabilir. Önemli değil. Gömleği yukarıdan aşağıya üzerine örterler. İkinci kat izar.
Sonra izar nasıl katlanır bakın. Sarılır. Sümme yüleffül izaru. Sonra izar denilen o kumaş bez katlanır. Min kıberi yesari. Sol tarafından. Şu giydiğimiz elbiselerin tam tersi. Şimdi bakın bizim giydiğimiz elbiseler solu sağın üzerine geçiriyoruz. Şeyi de tam bunun tersi. Kefenleme. Önce solunu ne yapacak? Katlayacak. Sonra sağının üzerine katlayacak. Bizim elbiselerimiz de sulağı yapmışlar. Tamam mı? Yani şu örtülmenin tam tersi. Bu bunun üzerine olacak. Bu bunun altına olacak. Bunun altına olacak böyle. Evet. Peki. Sümme min kıbeli yeminihi. Sonra sağ taraf örtülür. Sol alta, sağ üste. Sümme lifafetü. Lifafe demiş burada. Sonra lifafe katlanır. Gezerlik böyle. O da önce sol tarafı içe katlanır. Sağ tarafı üste katlanır. Anladın mı? Sonunda bağlanır baş tarafları da. Tabii o bezin zaten bir tarafını yırtıyorlar. Bağlanıyor. Ya da ilave bezden de olabilir. Baş ve ayak tarafları bağlanır. Kabre konulduğu zaman yerleştirildiğinde başı ve ayağı açılır. Ve yüz kedalik böylece vel mer'atu kadın telbesü dir'a tülbesü desek daha güzel. Önce gömlek giydirilir. Ve yüc'alü şaruha kadının saçı konulur, yapılır. Tafirateyn iki örgü. Kadının saçı varsa, şimdi kadınların çoğunun saçı da yok zaten. Kadınların saçları iki örgü yapılır. Öldükten sonra ala sadriha göğüs üzerine konulur. Mesela önce gömlek bağın. Önce kadının gömleği örtülüyor. Sonra saçı iki örgü yapılır. Bu göğüs tarafına bırakılır iki örgü. Biri bu taraftan, biri bu taraftan. İki örgü. Fevkahu gömlen üzerine. Sümmel himaru. Sonra başörtüsü sarılır kadına. Fevka zalike efendim bunun üzerinden tahtel lifafeti. Lifafenin de altından. Şeyi nerede bunun hani? İzarı var. Demek ki o zaman önce gömlek giydiriliyor. Sonra göğüs bağı bağlanır. Veyahut göğüs bağı izarın üzerinden de bağlanabilir. Efendim sonra efendim ne yapılıyor? Başörtüsü örtülüyor. Göğüs bağı bağlanıyor. Onun üzerine biz izar diyelim. İzar örtülüyor. En sonunda hatta burada tahtel lifafe dediği de başörtüsü en son, izardan sonra örtülür ve lifafenin de altında, en dış bezin altından ve izarın da üstünden başörtüsü örtülür. Bunları kadınlar bilirler. Ve yuqadül kefenü, kefen bağlanır. İn hife, eğer korkulursa, hife meçhul. Hafeye hafı, hafenin meçhulü hife. En yenteşira, açılmasından korkulursa kefen bağlanır. Zaten kefeni bir baştan, ayaktan bağlıyorlar. Bir de ortadan işte bir bezle filan ortanın da bağlanıyor. Ya orta, o çıkarılıyor tabii sonradan. Cenaze şeye konduktan sonra kabre o baş tarafı açılıyorsun, ayak tarafı açılıyor. O ortadaki bohçalar o da alınmış oluyor. Evet, burada kalmış olalım. Orayı bir bahis bitebilir miyiz? İki ders yapacağım. İki ders ama uzun da değil. O zaman biraz daha okuyalım da geri kalan bir ders olsun. Veyahut da burada kalsın, tamam okuyabildiğimiz kadar okuruz inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.